Fenerbahçe maçıyla başlayalım sıcağı sıcağına. Nasıl bir maçtı? Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. İlk yarıdan kopardı bence ama sizin de yorumlarınızı dinleyelim. Zaten daha önce Ankaragücü maçlarını izlediğimde Ankaragücü takımı birebir oyunu tercih eden bir takım. Yani saha içerisinde baskılarında çok yakın marka üzerinden hareket ediyor. Tabii bu sadece ilk golü yiyinceye kadar çok yüksek tempoda maç yaptılar. Şanssız bir gol yediler. Arkasından tabii ister istemez gol yedikten sonra riskler almaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki de ligin en iyi takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Yani her mevkiye neredeyse 3 tane oyuncunun olduğu hala geldiği diyelim bir takım oynuyorsunuz. Bir bütçe meselesi. Bizim şimdi tabii ki ligimizde şöyle bir algı var. İşte Fenerbahçe oynuyorsunuz. Deplasmanda kazanmanız lazım falan ama yani birazcık da bazı şeyler yüzdeye vurduğunuzda %20 gibi bir oran yani açıkçası. Yani hocam maç 0-0 iken Ankaragücü küme düşmemeye oynar dedim ben. Maç 2-0 oldu bir anda zaten çok kısa bir süre içinde. Dedim bu Ankaragücü düşer. Sizce Ankaragücü küme düşer mi bu sene hocam? İnşallah kalırlar, o da başka konu da. Şimdi çok büyük bir camiadan bahsediyorsunuz. Ne olursa olsun aslında taraftarlar işte yok ya biliyorsunuz. Bu Evet. anlamda da o desteği de alamıyorlar. Bir toparlanma sürecine girmişlerdi. Yani Anadolu takımlarıyla başa baş mücadele edebilecek iyi bir kadrosu var bakıldığında. Evet. Belki Fenerbahçe'ye göre oynadığı futbolla eleştirebilirsin ama sonuçta ligde de inanılmaz kadrolara sahip takımlar yok açıkçası. Yani o maçları herkes birbirini yenebilir. Hocam diğer maçı seyretmemişsinizdir muhtemelen ama ben skoru vereyim. Kasımpaşa 1, Erzurum 2. Erzurum'un galibiyeti sizce sürpriz oldu mu? Tabii ki sürpriz oldu. Ama Mesut Hoca ile bir hayırlı olsun diye mesaj atmıştı. Yani konuşmuştuk daha doğrusu. O dakikadan sonra kendisiyle zaten istişare ettim ufak da olsa Erzurum'la alakalı. Biraz kendi fikrimi beyan etmek istedim. Hocam dedim bakın siz tabii ki gidiyorsunuz ama böyle böyle böyle. Benim izlediğim maçlar böyleydi falan. Evet doğru söylüyorsun ben de aynı kanadayım dedi. Onların üzerine muhtemelen takım disiplini, takım oyunu oynama üzerine bir sıkıntısı vardı Erzurumspor'un. Tahmin ediyorum Mesut Hoca bu takım içerisinde birlikteliği sağlamaya çalıştı. Aynı anda aynı düşüncelere sahip olmayı öğretmeye çalıştı ve sanırım birkaç tane de oyuncu transfer oldu galiba. Onların da Evet. etkisi olmuş diye yani gördüm Yani maçın Mesut içinde çok Hoca az. da hocam Malatya'yı Malatya'da yendi. Bugün Kasımpaşa'yı İstanbul'da yendi. Arada 3 maç mağlup oldular ama pardon, 2 maç mağlup oldular ama zor maçlardı. Mesut Zor Hoca maçlar. bence Erzurum'a iyi geldi. Böyle oynamaya devam ederlerse bence ligde kalabilirler. Gayet de iyi oldu. Mesut Hoca da böyle maçları sever. Yani hepimiz biliyoruz. Hocam artık size gelelim. Bugünü değerlendirdik. Hocam sizi bu sene bir takımın başında görmek isterdik. Ben kendi adıma üzgünüm. Sizi severek takip ediyoruz. Bu sene teklifler var mıydı? Bundan sonraki süreç nasıl olur? Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi sezon başı bir kulüple görüşmemiz oldu TFF Ligi'nden. Aslında Süper Lig'den bir kulüple alakalı düşüncemiz vardı. Olmadı. Arkasından TFF Ligi'nden bir takımla görüştük. Olmadı. Şartlarımız uymadı yani daha doğrusu. Ondan sonra 8. hafta hem TFF Ligi'nden hem de 2. Lig'den yaklaşık 12-13 tane takım aradı. Tabii ki şöyle hedefi olan ama bu hedeflerinde ileriye yönelik yani sadece hedefi bu sene şampiyonluk değil bu takımı 3-4 sene içerisinde Süper Lig'e görebileceğimiz bir düşünceyle yaklaşabilselerdi o lige de gitme şansım oldu ikinci lige de giderdim ama şimdi ben bu kadar mücadele verdim işte Deniz Spor'da hocalık yaptım arkasından Urfa'da 2 sene hocalık yaptım. İşte Balıkesir'i ne şartlarda aldık, Urfa'yı ne şartlarda aldık, Denizli'yi ne şartlarda aldık. Bunları anlatmak istemiyorum ama oradaki insanlar çok iyi bilirler bunu. Son Altay'a gittik. Altay'ı çok zor durumdan yukarıya taşıdık. Playoff potasına soktuk. Tabii gönül isterdi ki bu yaptıklarımızı bazı insanlar şaşırtıyor beni yani. Mesela transfer görüşmesine geliyorsun. Senin geçmişinin de neler yapabildiğini, işte 4 senede 5 senede neler yaptığını bilmiyorlar. Bu da komik bir şey yani. Şimdi biraz yöneticilerin de profesyonel olması lazım. Yani bizim Sizi nelerde hala futbolcu zannediyorlar herhalde hocam. ya ben biraz böyle fizik olarak
Minyonum bir de yaşımı göstermiyorum. Vallahi hocam 43 yaşında göstermiyorsun. Yani Bir de söyleyeyim fizik ben buradan. bizim antrenman da yapıyorum. Biziz genç sanıyoruz ama 43 yaşındayız yani. Benim birçok genç arkadaşım bugün hocalık yapıyor Süper Lig'de yani. Tabii Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan. Evet. Aklıma ilk gelenler. Tabii gurur duyuyoruz. Hocam bu Yani sene olur mu bir takım? ya şimdi bakın ben bir şey olması için olmasını istemiyorum. Yani olmazsa da olmasın. Hiç önemi yok. Bana doğru proje gelmedikten sonra benim oraya koşarak gitmemin mantığı yok. Yani gidecek olsaydım bugüne kadar dedim ya. TFF Ligi ikinci liglerde bile 12-13 tane kulüp aradı. O zaman herkese tamam derdim yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ben kafa yapım uyuşmayan benim gibi hareket etmeyecek bir yönetimle çalışmak istemem. Ya işsiz kalırım. Önemli değil. Ama Hocam ben kafanızda nasıl bir kulüp var acaba? Onu da merak ettim şimdi her ben. şey Çünkü para namus. Türkiye'de bütün kulüpler sıkıntılı Evet. neredeyse. O yüzden. Doğru söylüyorsun ama en azından bir yaklaşma durumu olabilir. Şimdi kafamda şöyle bir şey var. Birincisi futbolcuların huzurlu olduğu bir ortam olması lazım. Tabii ki gönül ister sezon başı bir takıma gidip beraber istişare yapıp yönetimle oturup istediğimiz futbolcu alabilmek çok önemli biliyorsunuz. Bunu yapamıyorsunuz bile en azından. Maddi anlamda büyük sorunları yaşanmadığı. Biz çünkü öyle kulüplere gittik ki yemek çıkmayan kulüpler gördük. Yemek çıkmıyordu yani. Pilavla maça çıkardığımız oyuncularımız oldu. Şimdi hem alttan yetiştirebileceğimiz oyuncuların bizlerle beraber hareket edebileceği yani altyapının da şimdi altyapıdaki hocalarda şöyle bir düşünce var. Bizim bir sistemimiz var. Biz bu sistem üzerine hareket ederiz. Düşüncesi hakim. Ama aslında şimdi ben Avrupa'da da birçok yere gittim, gezdim, dolaştım. Eğitim aldım Ajax'ta. Buradaki altyapıyla üst yapı birbiriyle bağlantılı çalışır. Şimdi bizde sadece hedef şampiyonluk veya işte ligde kalmak. Tamam bunları yaparken ama altyapıyı da yönetmek lazım. Mesela bunu bir ara Balıkesir'de yapmaya başlamıştık. Ben ayrıldım sonrasında. Altay'la anlaştım. Tam altyapıya bizim sistemimizi birebir uygulama olayına girecektik. Çünkü altyapıdan çok iyi yani oyuncular getirmiştik biliyorsun Balıkesir'de. Yani bunu demek istiyorum. Bizimle beraber gidecek insanlar olacak. Hocam Balıkesir Spor'dan niye ayrıldınız o zaman? Şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası. Birincisi şunu söyleyeyim yani ben Balıkesir'i çok sevdim. Hala da çok seviyorum. Evet bize tepkiler oldu. Profesyonel içinde bunlar vardı. Birçok şeyi anlatmaya çalıştım aslında. Yani mesela ayrılırken bütün paramı bırakıp gittim. Hem de almam gereken yani çekini senedini almışım. Hak ettiğim parayı bıraktım. Alacağım olanı değil yani hak ettiğim. Parayı bırakıp gittim. Şimdi çok iyi insanların olduğu bir ortam vardı. Başkanı, yöneticileri onlar bunlar ama şimdi bir dönem başarılı gittiğimizde parasal anlamda sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Çok büyük değildi ama futbolcularınla beraber toplantı yaptığımda bana futbolcum şunu söylediler. Hocam 6-7 maç var. 6 maç 7 maç sonra bu takımdan en az 5-6 tane oyuncu gider dediler. Bunu bir gün denk gelirse yönetici de bunu yani yöneticinin isimlerini de veririm. Sonrasında ben de dedim ki bakın beyler siz burada durmayacaksınız. Zaten biz transfer sıkıntısı yaşadık. Sizler de gideceksiniz. Ben de ayrılırım o zaman dedim. Ve ben bunu bir tane oyuncum orada hatta ısrarla hocam bakın siz buraya geldiniz. Büyük başarı yakaladınız. Şimdi bu dakikadan sonra bu kafa yapısıyla devam edecek oyuncu grubuyla çalışmanız da mantıklı olmaz diye kendi itiraf etti yani. Evet. Sonrasında benim kalmam doğru olur muydu? Hoca olarak. Yani hocam siz ligin başında küme düşmemeye oynayacak takımı playoff hattına yakın bıraktınız yani. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı Aynen. hatırlıyorum? Aynen öyle. Yani böyle başarı olunca da haliyle bir hikaye yarım kalmış gibi oluyor hocam. Belki bir gün Balıkesirspor'da yeniden çalışırsınız. Ha Yani bakın orada tekrar çalışır mısınız? hayatta hiçbir şey belli olmaz. Futbolun içerisinde şimdi bir hoca var. Bir hoca varken benim bu yorum yapmam doğru olmaz. Ama hani Ama bir olur da gün hocam bir gün bir gün. bir gün. Evet tabii ki neden olmasın? Ben hiçbir zaman kalben veya üzüldüğüm şeyler oldu. Evet gittim oraya küfürler yedim ama bunlar futbolun için olan şeyler. Bana onları yapmaların sebebini ben çok iyi biliyorum. Bana olan inanılmaz bir sevgi vardı. Ve bu sevginin arkasında belki de benim bu düşüncelerimi yani neleri gördüklerimi bilmedikleri için doğal olarak tepki verdiler. Ama nasip bu işler. Hocam 6 ay sürecine gelirsek, 6 ayda bence başarılı oldunuz. Evet. Neden devam etmedi hocam 6 ayda? Aslında Zor bir soru galiba. ya o kadar zor bir soru Değil. sordun ki cevaplayamayacak noktada bir soruydu.
Bir kere biz Altay'a gittiğimizde hep aynı şeyi söylüyorum ama ben Balıkesir'e ayrıldığımda Altay bizim altımızdaydı, düşünün yani. Büyük bir risk alarak gittim. 6 maçı kazanamamış bir takıma gittim. İlk maçım Adana Demir. İçeride ikinci maçım Erzurum. Üçüncü maçım Giresun. Ve ligin en iyi 3 takımıyla oynayacağız. Ve bana söylenen, hocam biz 3 puan alırsak iyidir. Yani hani 3-4 inanılmaz olur gibi konuşmalar geçti yani. Ve biz 7 puan aldık ki bir maçta kırmızı kart gördük. 45 dakikayı 10 kişi oynamamıza rağmen 7 puan aldık. Şu vardı. Ben şimdi bizim ülkemizde herkes futbolda, mesela bugün Fenerbahçe'ye baktınız, Fenerbahçe sürekli saldırdı mı? Ama Hayır. Yani Erol Bulut da sürekli gitti eleştiriyor, değil attı, mi? gitti attı hocam. Gitti Sen attı. attı bırak da. Şimdi biz gittiğimizde takımın boyu en az 50-60 metre aralıklarla oynuyorlardı. Yani forvet hattıyla savunma hattının arasında büyük boşluklar vardı ve biz takıma o dönemde bakın dedik arkadaşlar, ligin neredeyse küme düşme potasına 3, yani 4-5 puan yakınız. Eğer ki biz buradan iyi disiplinle oynamazsak ve savunma ağırlıklı oynamazsak, yani savunmayı düşünmezsek bu puanları alamayız. Ve çocuklar tamamıyla bunları uyguladılar aslında. Ve biz 7 maçta 14 puan topladık. Yani 6 maçta 2 puan toplayan takıma biz 7 maçta 14 puan topladık. 8. maç ayrıldık. Hocam Ya iki da mağlubiyet alıp takımdan ayrılmışsınız. Türkiye'de galiba eşi örneği yok ya ya tahminimce. şimdi oranın örneği aslında başka şeyler de ben konuşmak istemiyorum. Çünkü sonuçta çok büyük Yani bir camia. puan ortalamanız 1.67 hocam. Yani O bu ligin 1.67 değil. bay O bir tane kupa maçını da içine alıyorlar. 1.85. Evet, olabilir. Yani Kupa maçı. 1.85 bu ligde baya yüksek ya. Bir Bayram Toysal'da var benim bildiğim böyle yüksek bir ortalama. Bir de sizde var yani. Hayırlısı hocam bilmiyorum yani sanki böyle iki kulüp sordum ikisinde de kalbiniz kırıkmış Yani gibi cevaplar aldım. Ben öyle kalbim algıladım. çok kırık, çok üzüldüm. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bakın ben çok büyük bir camiadan bahsediyorum. Çok büyük, çok severek gittiğimiz bir yerden bahsediyorum. Ben gittiğim yerlere hep gönlümü, her şeyimi vererek hocalık yapan bir insanım. Buradaki dışarıdaki etkenler, bakın söylüyorum tekrardan. Dışarıdaki öyle etkenler var ki, bunlar taraftar gruplarıyla, işte bilmem neyle, ondan sonra kazandığımız maçtan sonra insanlar beni arıyor, ya sen bu maçı kazanmadın mı? Twitter'da niye kazandığın maçtan sonra sana saldırıyorlar? Ya biz maçı kazanmışız. Çünkü Ya. orada algı yaratma olayı var, anladın mı? Çünkü baktılar takım şampiyon olacak. Biz Evet. takımın başında Ali Hoca'yı şampiyonluk hocası olarak görmemek için birileri altımıza oydu yani açıkçası. Hocam, şimdi bir kalbinizin daha kırık olduğu camia soracağım gibi hissediyorum. Şanlıurfa. Yok canım, kalbim İş kırık değil. değil, değil mi? Yok Değil, ya, değil niye mi? kırık olsun? Daha Aman geçen gün korktum. görüştük başkanla. Sağ olsun beni arıyor. Ben Urfa şehri, benim canım ciğerim yani. Ben bakın 2,5 milyon, 3 milyonluk bir şehirden bahsediyorsunuz. Hocam kara gümrük olmasa siz çıkardınız. Ben öyle Çıkardık. söylüyorum. O gün 1-0'da öne geçtik. Kırmızı kart gördüler. Seyretmişsindir belki. Çok şanssız bir gol Evet. yere maçı elendik. Yani kara gümrük gibi bir oluşum olmasaydı Olmasaydı. Şanlıurfa bugün TFF birincilikteydi Ya benim bugün diyebiliriz. oynayan sağ bekim bugün Baldwin oynuyor, düşün yani. Peki hocam Urfa'da neden devam etmediniz? Şey hani Balıkesir'den teklif geldiği için mi yoksa farklı bir Yoktu. sebep mi vardı? Urfaspor'u ben bıraktığımda Urfaspor bitik haldeydi zaten. Urfaspor'un nasıl bir sürecini görmedin mi? İlk, yani 1,5 sene Şu an zaten çok kötüler. kümede düştüler. Şu an ciddi bir destek var toparlanmak için. Şimdi muhtemelen transferleri falan yaparlarsa eğer, toparlanma maçı da izledim. Kocaeli maçını da izledim. Yani çocuklar Allah var, yüreklerini sahaya koydular. Son dakika 90'da da çok net bir tane gol kaçırdılar. Atsalar bugün çok farklı olurdu. İnşallah Urfaspor ligden düşmez. Çünkü ben biliyorum ki Urfaspor biraz toparlansın. Yeri Süper Ligi 1'e görür bakın. Ama birazcık Urfa zor 3 insanlar maçtır onlar. da yenilmiyor hocam bu arada söyleyelim. 3 maçtır berabere kalıyorlar. Bir Evet. kazansalar sanki biraz yani TFF birincilikteki Eskişehirspor'la ikincilik veya gruptaki Şanlıurfaspor'un kaderleri aynı gibi mi Aynı gibi. geliyor? Aynı gibi. Büyük Yani şehirler bunlar. Eskişehir de çok büyük şehir. Yani o çocuklar da çok istiyorlar ama işte bazen yeterli olmuyor bazı şeyler, biliyor musun? Kazanmak zorundasınız ya. Kazan. hocam Çalış. Eskişehirspor'dan bir teklif aldınız mı? Aldım. 2 haftadır şey yok. Teknik direktör yok. İlan var, Var. ayrıldı. Ama ben Görüşme nasıl geçti İlhan'dan hocam? önce aldım ya. Yani şöyle, başkanımız aynen şu ifadeyi kullandım. Başkanım,
Çok büyük bir camiadan bahsediyorsunuz. Reddedilmeyecek bir camia. Ne olursa olsun, yani ligde küme düşmesi garanti olsa bile reddedilmeyecek bir camiadan bahsediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yani bu takım hiçbir hocanın, bugün Ersun Yanal bile Eskişehir'de çalıştı biliyorsunuz yani. Ama Sayayım mı hocam? Ersun Yanal, Mustafa Denizli, Sergen Ertuğrul Yalçın ilk Sağlam, aklıma gelenler. ama Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam, ama sadece dedim ki hani birazcık dedim, bir iki tane kaliteli daha oyuncu olsa gelmemek için yani, Yani mesela CS'yi, Sissoko'yu kadroda tutsalardı hocam. yani 2-3 tane oyundan Mesela. bahsediyorum ya. 2-3 tane daha oyuncular olsa tecrübeli abi. İlla 35-36 yaşından bahsetmiyorum. Yani işi bilen oyuncu olsa, biz gençleri zaten Balıkesir'de de öyle oynattık. 17 yaşında çocuğu oynattım ben. 17 yaşında çocuk topa vurmayı bilmiyordu ya. Yani düşün. O kadar kötülerdi yani bazıları. Ama hepsi eğitildi. Sonra ne oldu? Anıl diye bir çocuk çıkardık. Trabzon'a gitti. Şimdi Bandırma'ya kiralık gitti falan. Ali Male geldi. İşte Tommy gitti. Belki hayal etmeyeceği bir transfer yaptı falan. Yani bir sürü oyuncuyu tekrar kazandırdık. Hocam takım komple genç olunca olmuyor değil mi? Yani bütün takımlar için söylüyorum. Yani takımın yaş ortalaması 19-20 ise olmuyor değil mi? Yani illa o tecrübeli hoca lazım. Şey, tecrübeli oyuncu lazım. Ya şöyle, tecrübeli oyuncudan daha çok, o tecrübeli oyuncu dediğimiz ne biliyor musun? İş bitirici oyuncudan bahsediyoruz aslında. Tecrübeli dediğimiz o. Ha, tecrübeli durup da Anladım. sağda hadi herkese, hadi oğlum şuraya koş buraya koş, onu zaten biz yapıyoruz. Senin onu demene gerek yok. Ama öyle anlar vardı ki içeride işte zaman geçirmeye yapabilmesi gerekiyor. İşte çocuklara sakin olmayı öğretilmesi gerekiyor. Tabii ki nokta paslar, noktaya goller veya öyle defansta oynuyordur. İşte iyi bir pozisyon almayı yanındakilere konuşarak gösterebilir. Yani bundan bahsediyorum yani. Ya Eskişehirspor'un da buna ihtiyacı var. Evet, Bence. biliyorum. Üzülüyorum açıkçası. Hocam son günlerde bir teklif almadınız ama doğru anladım değil mi? Alıyorum. Yani Geliyor. Eskişehirspor üzerinde sormuştum hocam. Çünkü alttan taraftarlar soruyor. Eskişehir'le ilgili bir geçenlerde Murat Bey'le bir görüşmemiz oldu ama onun dışında başka takımlardan da geldi. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bizim anlaşabileceğimiz, yani artık tamamen bizim olan bir durumda olaylara farklı şeylerin girdiği, kendilerini oraya bir şekilde empoze ettirildiği bir ortamda. Hani bunun ismini artık şey yapmak istemiyorum. Herkes artık neyin ne olduğunu biliyor. Hani Siyaset diyorsunuz hocam, ben açıkçası. ya üzülüyorum ben açıkçası. Gerçekten bakın, gerçekten çok üzülüyorum. Yani şimdi sizin işiniz olacak. Birçok yerden ben öyle döndüm biliyor musunuz? Kapıda döndüm yani. Anlaştık. Bir bakıyorsunuz oradan bir telefon, diğeri gidiyor. Yani insan üzülüyor. Bunları zikretmek istemiyorum çünkü konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Yani fazla Hocam yani sizin de böyle bir şanlı futbolculuk kariyeriniz var. Nasıl böyle bir siyasi çevre yapamadınız diye ben de hani böyle abi kardeş muhabbetinde bak de şimdi, söylemiş olayım çok size. çok güzel bir yere değindin. Ben hayatımda, futbolculuk yaşantımda herkesi, bakın herkesi işin içine sokmuyorum. Benim gibi olan insanlar vardır ama ben sadece işimi yapmaya, sadece takımlarıma, oynadığım takıma yüreğimi, her şeyimi vererek oynayan bir adamdım. Ve evimde dinlenmekten başka yaptığım bir şey yoktu. Bazı arkadaşlar vardır, hem buradan antrenman yapar, çıkar öbür taraftan belediye başkanını ziyarete gider. Ben öyle bir adam olamadım işte, yani üzgünüm. Anladın mı demek Hmm, istedim? Ki anladım hocam. kariyer olarak o bu, yani hepsinin kapılarını açtığı bir ortamda ben yapamadım bunu, çünkü yapı olarak böyle bir insan değilim. Küçüklüğümden böyle yetiştim. Allah bana şunu öğretti yani. Bir yerlere geleceksen yaptıklarınla gel. Sen bugün belki böyleyiz ama ben inanıyorum yani, biz yaptıklarımızı birileri görüyor. Yoksa boşu boşuna bu teklifler gelmiyor ama işte bir şekilde önümüz Hocam engelleniyor. şöyle bir uğurumuz da var bizim. Biz daha yılbaşından beri yayın yapıyoruz. Boşta olan 3 tane teknik direktörümüz bugün takım çalıştırıyor. İnşallah size de uğurlu geliriz. En Ya son bizim o Mustafa Reşit konuda Akçay ile yayın yapmıştım. O da ha. Kocaelispor'la anlaştı bugün. Hayırlısı olsun. Hocam ben bugün size biraz çalıştım. Bir Ajax geç yani altyapısıyla ilgili bir oraya gidip gördüğünüz, yakından gözlemlediğinizle dair bilgilerim var. Az önce siz de söylediniz. Hocam Ajax neyi doğru yapıyor? Biz neyi yapamıyoruz? Aradaki farklar neler? Bir, öncelikle adamların zihniyetinde şu var. Bir futbolcuyu hemen bir şey olsun diye düşünmüyorlar. Yani bunu altyapıdan itibaren bunun bütün bilgilerini not ediyorlar. Ama nasıl? Bilgisayar ortamında. Yani bu çocukların gelişim süreçlerini takip ediyorlar. Bunların yemelerinden içmelerine kadar takip ediyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Benim de şimdi oğlum var. 8 yaşına girecek.
Bu çocuğun işte kola içmesi yasak, hamburger yemesi yasak ki biz oğlumu engelleyemiyorum. Yeme diyorum, çok zayıf. Ama hamburger yiyor mesela, yapma diyorum mesela. Engellemeye çalışıyorum ama orada kesinlikle bunlar yasak. İşte aileleri denetiminde uyku saatleri belli, gelişim süreçleri. Son oynadıkları sistemde çocuklara o yaşta aşılıyorlar biliyor musun? Çocuk oraya çıktığında çocuk hiçbir şeyde zorluk yaşamıyor. Anlatmak istediğim buydu sana. Ama işte ben bu sistemi kurmaya çalışsam milyon TL'lik bir sistem ama ne olur biliyor musunuz? Bir kulübün hayatını değiştiririm yani. Yani şimdi o sistemi kurmam kolay mı? Öyle bir zihniyette bir adam gelecek, başkan gelecek. Ali Hoca gel ne yapacağız? Anlat. İşte alttan üste kadar herkesin kontrol edildiği. Hatta bazı çocuklar var biliyorsun yani parasız pulsuz bu çocuklar ailelerinin de cebinde para yok. Evine gidiyor çocuk antrenmandan sonra makarna yiyor. Olur mu yani? Bu çocuğa et girecek, sütünü içecek, balını yiyecek, peynirini yiyecek doğru değil mi? Yani mevzu Ülkenin ondan ekonomik sonra şartları da biraz sıkıntılı hocam, normal olarak. tabii sistem olarak da çocuklara o yaştan itibaren o sistem oturtulacak. Aradaki fark bu yani adamların okul bile içeride yani. Çocukları topluyorlar. İçeride okulları var. Hocam ben sevgili Sinan Kaloğlu'yla da bir program yaptım. Bu benzer ifadeleri Sinan Bey de kullandı. Ama o sizden biraz farklı düşünüp böyle futbol okulu açmaya karar vermiş Almanya'da. Siz de Türkiye'de bir futbol okulu açıp oradan yürümeyi düşünür müsünüz? Yani teknik direktörlük elbette mesleğimiz ama Mesleğim. böyle bir proje Evet düşünceniz aklıma olur mu? gelmedi değil. Burada bu pandemi sürecinde çocuk yetiştirimi tabii ki hocalığı yapacağım. Ya, o ayrı bir konu benim için. Onu her zaman yapacağım. Ama şimdi ben işin başında olmadığım bir ortamda da insanlar gelip Ali Hoca nerede demeleri gerek. Yani derler yani. Ha, onu ne yaparsın? Bir sistem kurarsın gene. Başına çok iyi bir hoca getirirsin. O çalıştırır. Ama ben buradaki çocuğun mesela bir ismini vermeyeyim bir yere gönderiyorum. Orada da kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne bir koordinasyon antrenmanı var ne o var ne bu var. Çocuk adımlamayı bilmiyor. Koordinasyonu yapmayan bir oyuncu saha içerisinde topla ilişkileri ne kadar iyi olabilir, kafasını ne kadar rahat kaldırabilir. Yani aslında böyle bir düşüncem vardı. Bir ara şeyle görüştüm. Hamit'le görüştüm. Almanya'dan bir takımla şeyini kurmak istedik ama olmadı. Olsaydı Türkiye'ye onu getirecektim. O sistemi getirecektim. Hem Alman disiplini hem oranın sistemi. Çocukları öyle yetiştirmek isteyecektim. Başına da doğru düzgün insanlar koyacaktım. Futbolu bilen. Hocam Altın Ordu'dan devam edelim. Ajax ile Altın Ordu arasındaki farklar neler? Biz bilmediğimiz için size soruyoruz normal olarak. Yani Altın Ordu şu an doğru yolda diye söylüyoruz biz ama. Yani Altınordu da kendine göre evet gencecik oyuncularla bu ligde, TFF liginde elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar. Çok zor bir iş. Yani gencecik çocukları sahaya sürüyorsunuz ama işte onlar birazcık da bu işi çözmüşler ya. Yani bizim anlattığımız sistemi ben bundan kaç sene önce gittim oraya. Onlar bu sistemi oturtmuşlar. Belki de benim söylediklerimi yapmadığı bazı şeyler de vardır. Ama bence doğru yoldalar şu anda. Hocam Şota'yı tanıyorsunuz Trabzonspor'un da eski videolarından. Kendisi şöyle bir ifade kullanmıştı. Ajax'ta Ajax'ın durumu ne kadar kötü olursa olsun %12'si altyapıya harcanıyor. Evet. Yani bir yıllık gelirin %12'si altyapıya kullanılıyor. Bu sabit. Kulüp ne kadar iyi de olsa ne kadar kötü de olsa böyle bir sistem var. Yani Türkiye'de altyapıya yeterince maddi imkan mı sağlanmıyor hocam sizce bu Aynen. konuda? Aynen öyle. Yani altyapıya neden para harcasın ki? Çünkü onun zaten oraya gelirken başkan olarak gelen bir insana hedef şöyle konuluyor. Bak geldin hemen şampiyon yap. Yoksa zaten öteki sene yoksun. Adam o zaman niye altyapıya uğraşsın ki? Mantık bu oluyor anladın mı? Yani şimdi oraya gelen başkanı bir 10 senelik başkanlığa gelen bir adamı koyarsanız bakın nasıl altyapılar gelişiyor, nasıl sistemler oturuyor bu anlamda tesiste. Ya, altyapı çocukların tesislerim var. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bunun resmi de var yani abartmıyorum. Biz Anıl'ı Trabzon'a çıkardık ya. Evet. Biz Anıl'ı çıkardığımız yani birkaç tane daha oyuncu var şu anda orada antrenmanlara çıkıyor, maçlara çıkıyor. Bu çocukların bende fotoğrafı var girdim içeri çektim. 6-7 tane yataklı bir odada yatıyorlar biliyor musun? Ranzalarla falan böyle şey Ya yani koğuş böyle bir gibi. büyük oda düşünün. 6-7 tane Koğuş gibi hocam. koğuş gibi aynen askeriye gibiydi. Hatta onu hiç unutmuyorum yani her şey onunla girdiğimde içeriye odasına oğlum bugün gol atacaksın. Bak işte buralardan
İnşallah Allah seni daha iyi yerlere getirecek. Yani sorduğunuzda bir gün o da aynısını söyler. Öyle bir odada yatıyordu bu çocuklar. Siz daha profesyonel takımı doğru düzgün o imkanı sağlayamıyorsunuz ki altyapıya sağlayacaksınız yani. Vallahi hocam anlattığınız Ajax sistemi Türkiye'de hayal gibi duruyor Hayır. çünkü gibi öyle duruyor. Bir tek Hayır. Altınordu yakın. Bunun için de hocam hani şahıs takımları daha biraz daha yakın bu işlere. Yani kulüp dernek statüsünde oldu mu kimse bu işlere eğilmiyor. Dediğiniz gibi 6 ay sonrasını göremiyor ki yönetim geleceği planlasın. Şahıs takımları biraz daha şanslı. Belki oralarda olur. Hani Karagümrük gibi diğer şahıs takımları var ya onlardan bahsediyorum. Hocam altyapıdan devam edelim. Bursaspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bak şimdi oraya gelelim şimdi. Bursaspor'da aslında bu işler nasıl biliyor musunuz? Altyapı oyuncuları mesela bugün Bursaspor'da birazcık maddi imkanlar iyi olsaydı siz düşünüyor musunuz ki buradaki Ali Yok. Akmanlar onlar bunlar çıkacaktı? Hocam geçen Kimse sene de vardı bu çocuklar. Kaç tanesi oynadı? Hepimiz biliyoruz. kimseyi kandırmasın. Ben de öyle çıktım biliyor musunuz? Futbolculukta öyle piyasaya çıktım. Benim de Saliyeci Spor'da oynarken kulübünde maddi imkansızlıklar da vardı. 11 tane oyuncu biz Türkiye şampiyonu olmuştuk ama bu arada böyle bir özelliğimiz vardı yani. Onlar da Bursasporlular da öyle. Onlar da Türkiye şampiyonu olan takımdan gelen oyuncular biliyor musun? Yani altyapı işte çok önemli dediğimiz olay o. O dönemde yetişen oyuncular maddi imkansızlıklar yakalandı. Bugün çok başarılı iş çıkıyor yani. Yani hocam Bursaspor'da da aynısı oldu, Eskişehirspor'da da aynısı oldu. Transfer yasağı olmasa gençler oynayamayacaklar. Oynayamayacak. Gençler de elinden geldiğince bu imkansızlıkların içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bugün bir Ali Akman gerçeği var. İsmi Manchester City ile anılıyor. Arsenal ile anılıyor. Chelsea ile anılıyor. Anılıyor ama işte hani bir teklif Anılıyor var mı, ama bence görüşme ben var mı ona bilmiyoruz. inanmıyorum yani. Çünkü neden? Bakın daha Ali daha piyasaya yeni çıktı. Evet bakın iyi bir oyuncu. Ama inanılmaz bir oyuncudan bahsetmiyorsunuz. İnanılmaz bir oyuncu değil Sadece yani. potansiyelli bir oyuncudan Potansiyelli bahsediyoruz. bir oyuncu. Kendini birazcık daha geliştirirse neden olmasın? Bu söylediğiniz takımlar dünyanın en iyi takımlarından bahsediyorsunuz. İşte önünde de bir Enes Ünal örneği olunca hocam, onun için böyle mantıklı geliyor bize. Enes Ünal'ı almıştı, kiraya vermişti. Ama Evet. o kiralık süreçleri bir türlü bitmedi. En son bonservisini sattı. Hocam Ali Akman'a tavsiyeniz ne olur bu konuda? Ya ben çok temiz yüzlü bir çocuk. Bir de bizi biliyorsun Bursa'yı biz çok severiz yani. Biz Bursa'da şampiyonluk yaşamış adamlarız. Oranın ne olursa olsun her şeyi bizim için güzeldir. Ali de çok temiz bir çocuk. Çok başarılı diyorum. Aferin ona. Daha iyi olacağına inanıyorum. Ama tabii ki bu işlerde en önemli şey nedir biliyor musunuz? Bazen o kadar gençsinizdir ki bazen rüyalar alemine uçarsınız. Farkına varamazsınız ama Hocam o menajerler var ya menajerler. Onlara da değinirseniz sevinirim yani. hangi Hani menajerler? hocam şimdi çocuğun aklını öyle bir bulandırıyorlardır Hepinizi ki beni. bulandırdılar. Öyle bir oluyorsunuz ki işte seni Fener'e götüreceğim, Galatasaray'a götüreceğim, Beşiktaş'a götüreceğim, şuraya götüreceğim, buraya götüreceğim derken ondan sonra allak bullak oluyorsunuz. İşte ondan bahsediyorum hocam. Yani hepimiz biliyoruz menajerlerin de işi bu. Tabii onlar da profesyonel anlamda bunu yapıyorlar ama çocukların akıllarını böyle bir bulandırıyorlar ki hocam çocuk Manchester City'ye gideceğine ikna oluyor. Yani sorgulamıyor bile. Bu da saha içine yansıyor. Şimdi ben Bilal Ceylan Eskişehirspor'da devam ederse Beşiktaş'a gitti transferleri olduğu haberleri çıkmıştı biliyorsunuz. Nasıl oynayacak çok merak ediyorum. İnşallah Beşiktaş'a transfer olur. Bilal Ceylan'ı takip ettiniz mi hocam? Etmedim hiç. Beşiktaş'ta prensipte anlaştı. Kulüpler arasında para pazarlığı devam ediyor. Ben bilgi vereyim. O da 17 yaşındaymış. Evet. Ben tanıyorum. Çok potansiyelli bir sağ bek oyuncusu hocam. İnanılmaz yetenekli. 17 yaşında ama sahada böyle 30 yaşında gibi oynuyor hocam. Hani 30 biraz abartı oldu ama çok tecrübeli, böyle özgüvenli bir oyuncu. Ondan bahsediyorum. Evet. Hocam bu şekilde. Adana Demirliler'den tepki var hocam. Size Adana Demirspor sormam gerekiyormuş. Çünkü Adana Demirspor'da da forma giydiniz siz. Bu Evet. seneki Adana Takım Demirspor kaptanı neler? performansını nasıl buluyorsunuz? Şampiyon olabilirler mi? Evet, olabilirler. Çok yüksek. Murat Başkan aslında Adana Demir için çok büyük bir şans. Evet, bazı konularda belki yanlış yönlendirildiği şeyler oldu. O oldu, bu oldu. Açıkçası çünkü Murat Başkan da maddi anlamda destek veren birisi. Futbolda çok bilen birisi değildi artık yavaş yavaş. Bence o da öğrendi neyin ne olduğunu sağ. Öğrenmiştir hocam kaç sene oldu? İşte o da Bilir. öğrendi. Baktı ki iş öyle olmuyor. Çat diye neşteri vurdu. Doğru bir hamleydi.
Ve çok kaliteli oyuncular aldı bu arada. Yani bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunun başarısız olması artık başkan olarak yapabilecek ne olabilirdi yani? Ne alacak ki? Messi mi alacak Adana Demirspor'a şampiyonluk Yok için? hocam ya, Süper Lig kadrosu kuruyor adam yani benim gözümde. Aynen, o seneye de oynayabilecek bir kadro. Ya bir Eren derdi yok hocam. Normalde TFF 1. lige gelir mi? Normal Gelmez. şartlarda. Gelmez Onun sağ ol. gibi düşün. Ya bir de şöyle bir şey var. Murat Sancak'ın 2 gün önce Hakan Gündoğar'la yaptığı canlı yayını izledim ben. Hani futbolu öğrendi artık dediniz ya. Bir futbolcu soruluyor. Hoca şey başkan artık şey anlatıyor, böyle teknik bahsediyor oyunculardan. Ama bu iş Tarık böyledir. Çamdal diyor sol bek olarak transfer oldu Eskişehirspor'a diyor. Sağ oynuyor, sol diyor. Bu ligde Tarık'tan kalitesi yok diyor. Niye bırakalım diyor. Böyle anlatıyor yani. Ya alacağı yabancı forvetin özelliklerini anlatıyor. Fulleli diyor, araya kaçıyor diyor. Ara paslara yakılacak diyor. Başkan da çözmüş olayı yani hocam. Onu söylemek istedim. Normal. Normal. Peki hocam, şimdi 1. ligde böyle zirve yarışı bu sene biraz şey, Süper Lig'den düşen takım olmadığı için çok zorlu. Orada bir Altay var, çok iddialı. Adana Demir var. Samsun çok iddialı. Giresun. Giresunspor beklentinin çok üstünde. Ha, İstanbulspor'la Tuzla Spor beklentim üstünde değil. faktörleri var. Giresunspor kadrosu da çok iyi kadro bu arada. Ama işte beklenmiyordu hocam. Hani Vallahi ben playoff bekliyordum zorlar deniliyordu. yani. Çünkü aldığı oyuncular boş oyuncular değildi. Ama işte Ha, Samsun'la Adana bir Demir'in yerde biraz seviyorlar. gölgesinde kalıyordu. Bence Samsun'da bakın. Bakın Samsun'da bir Adana Demir başka kimse bir Altay kadrosu kurmadı. Onu sana söyleyeyim yani. Ertuğrul hocam alttan böyle hazırlayıp getirdi oyuncuları. Tabii Şimdi onlarla devam doğru etti. Yani takviyelerle. onlarla devam etti. O da büyük bir şanstı. Ama kadro kalitesi olarak şu anda bizim mesela çalıştığımız Altay kadrosu bu değildi yani. O Tabii kadar tabii. etkili oyuncular Hocam yoktu. Bir siz o kanatlarda mesela kadroyla 1.85 yakaladıysanız bu kadroyla Allah yani bilir yani biz kaç kanat puan bulmakta zorlanıyorduk mesela. Kanat bulamıyorduk. Bazen sakatlık oluyordu. Orta sahada bir sakatlık oluyordu. Bir şey oluyordu. Oyuncu bulamadığımız. Stoperde bir sakatlanıyordu. Ceza duruma düşüyordu. 8 maç işte bizim neydi o çocuğun ismi unuttuk ya. Lyon'a giden. Onu çıkardık mesela piyasaya. Anladım. Anladım. Şu futbolcu hepimiz hatırladık bu arada. Bir ona transfer Ama oldu. ismini hatırlayamadık. İsmi Hepimiz unuttuk şu an. gitti. Hocam siz unutunca karşınızdaki de Cenk. unutur. Bu işler Cenk böyle. değil mi? Doğru değil mi Evet Cenk. Cenk? Evet. Yani bazen dedim ya şanssız bazı oyuncular olmuyor işte. Bazı oyuncuların da işte Lyon'a gitti yani. Kaç tane Şimdi oyuncu? hocam bir Kapel olsaydı sizlerinizde bambaşka olurdu yani Kapel ortam. vardı ama Kapel ben geldim Vardı. sakattı. Yani İşte sakattı. sahada olay olsaydı. Sağ olarak isteneni vermedi. Açıkçası. Daha iyi. Çünkü sakatlıktan yeni yeni dönüyordu ya. Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamıyordu yani. Hocam bu sene şöyle 3 takım hangisi çıkar desem zor bir soru olur ama Zor kimler çıkar soru. sizce? Çok zor soru da. Ya çok zor soru. Şu anda inanın TFF'ye girdiğinde çok çok şeyler değişir biliyor musun? Ya bugün şampiyon olduğunu dediğin dönemde 6 hafta sonra hoca olarak gidersin yani. Ben bir yine İstanbul takımının çıkacağını düşünüyorum hocam. Ha, bu arada Hangisi şeyi de çıkar sanki bilmiyorum unutmayalım. ama. Bakın İstanbulspor'da iyi işler yapıyor. Onu mesela unuttuk. O da iyi işler yapıyor. Tuzla da yapıyor. Ben Tuzla da çok yapıyor. beğeniyorum O da mesela transferlerini. çok iyi gidiyor. Yani bayağı bu sene bir kafaya oynayan takım var. Bu da şundan dolayı Keçiören biraz göz ardı ediliyor. Keçiören de Keçiören de mesela. var. Ama ondan sonra aradaki şey açılıyor biliyorsun değil mi? Yani Bursa Tabii mesela ya tabii. ufak ufak geliyor ama şu andaki durumu bu oyuncu şeyine göre iyi durumdalar yani. Ama hocam bence bu ligin kaderini Bursaspor belirleyecek. Yani Vallahi artık Bursaspor'a Bursa mı bağlı. belirler, Ankaraspor transferler yapıyor, o mu belirler? Çünkü herkes onları küme düştü diye görüyor. Yarın bir gün bir bakarsınız 5'te 5, 6'da 6 vurur gider. Öbür tarafta Balıkesir var. Onlar transfer açacaklar diye biliyorum. Evet. Bir tek sıkıntılı olan Eskişehir. Keşke onlar da transfer açabilseler. Yani ne bileyim şehir olarak bir kenetlenseler. Ne bileyim herkes 3 lira 5 lira cebinden verse. En azından yani belki kurtulamaz ama yani bir de o var. Bir kurtulamazsa bütün paralar boşa gidecek. Bir de öyle bir durum var. Bandırma ile Ümraniye de var hocam. Ne Bandırma çok yapacakları iyi böyle merak toparladı. edilen. Bandırma çok iyi toparladı. Yani o aradaki şey bayağı bir sıkıntılı. Ama alt tarafı Vallahi söyleyeyim hocam çok sana. zevkli bir biricilik oluyor ama Ama farkındasınız değil mi? alt tarafı söyleyeyim sana. Alt tarafta yani 5-6 takımın dışında kimse aşağıya gelmez. Çok zor yani. Onlar mücadele ederler. Yani hocam şimdi Menemen de iyi transferler yapmaya başladı. Bakalım orada da Ümit Karan ne iş yapacak? Nasıl böyle başarılı bilmiyorum. Çok başarılı olmayacak gibi geliyor ama inşallah başarılı olur Ümit Karan da Menemenspor'da.
Bilmiyorum. Bakalım. Ankara Spor dediğiniz gibi Eskişehir Spor dışında da kesin düşer dediğimiz takım yok o zaman hocam. Bolu bile topun ağzında yani. İşte onu demek istiyorum. Yani 5 tane 6 tane takım var. Onların dışında yukarıdan gelecek olan sayı az. Bak söyleyeyim. Evet. Yani çok nadir mucize olur yani. Onlar kendi aralarında bu mücadeleyi verecekler. Hocam çok güzel. Bir Denizli Spor sorayım size, o da aradan çıksın. Denizli Spor'la da siz hem hoca olarak hem de oyuncu olarak çalıştınız. Çalıştım evet. 5,5 Şu sene. anda da biraz sıkıntılar var. Transferi de açacaklarmış. Evet. Denizli Şimdi beş, Spor hakkındaki düşünceniz. ben 5,5 sene Deniz Spor'da top oynadım. Ben Salihli çocuğuyum ama Denizli benim dönemimde hayatındaki yaşayabileceğin büyük başarılardan bir tanesini yaşadı. UEFA Kupası'nda biz çeyrek finale kadar oynadık yani. Bizim elendiğimiz takım kupayı aldı. Şampiyon oldu. Şampiyon Orada. oldu. O kadar güzel günlerdi ki yani. Tabii biz Mourinho'lu Porto değil mi hocam? Mourinho'lu Porto'ya. Evet. Ondan sonra Mourinho'ya rakip oldunuz. Evet. tabii hoca olduk. Hoca olarak da biliyorsun benim gittiğimde de çok zor şartlarda gittim ben gene. Klasik. Böyle üzerimize bir şey oldu. Başlangıcım öyle oldu aslında. Küme düşen denilen takım işte 10. sırada bitti. Yani ben ayrıldım sonrasında. Başkanla anlaşamadık. Ama o dönemde iyi. Yani ben Denizli'yi çok severim ya. Deniz benim ikinci şehrimdir yani. Ya çok Porto'ya gol şehrim var benim ya. atmışsınız hocam. Alttan bir mesaj geldi şimdi. Porto'ya frikikten golünüz varmış Porto'ya galiba. değil, Lizbon'a attım ben. Lizbon'a mı attınız? Hocam ya ben hatırlıyorum o dönemi. Çok zevkli maçlardı. Yani böyle bütün ülke Denizlispor'un arkasındaydı. Ama ben o zaman da Gençler Birliği'ndeydim. Orada da çeyrek final oynadık biz. Onu da hatırlıyorum. Böyle Oradaydım. Mustafa Özkan mıydı hocam forvetin ismi? Şey, uzun Denizli'de de saçlı. Mustafa Özkan'dı. Şeyde. Neden ona? Gençler Birliği'nde Ersun Yanal mı vardı hocam o zaman? Ersun Hoca vardı. Denizli'de Rıza Ersun. Çalınbay vardı. Evet, hatırlıyorum ikisini de. Denizli Spor bu sene ne yapar hocam? Onu konuşalım. Vallahi zor bir fikstürleri de var. Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzon. İlk dört Çok maçları zor. da bunlar. Allah Çok yardımcıları olsun. zor. Bakın bugün Erzurum da yendi. Evet. Orada da sıkıntılı bir süreç var. Şimdi futbolcular tabii ki para konusunu çok konuşuyor. Bir bakın ben size bir şey sorayım mı? Biz Deniz Bursa Spor, Bursa Spor'da şampiyon olduğumuz sene ilk yarı bitti. Bize sadece prim verdiler biliyor musun? O da yarım yamalak. Sonra bize hoca dedi ki arkadaşlar biz transfer yapmak istemiyoruz. Eğer biz transfer yaparsak sizin paranızı ödeyemeyeceğiz dedik. Bize dedik ki biz şampiyon olacağız siz transfer yapmayın dedik. Aynen böyle geçti yani. Şimdi Şampiyon olacağız dediniz yani devre arasında. tabii biz şampiyonluğu biz Ama alacağız. hocam şimdi Bursaspor olduğu için böyle demişsinizdir bence. Ya Bursaspor çok büyük bir camia ya. Ya biz zaten ya bambaşka bir oyun oynadık ya. Yani artık bizi kimse tutamıyordu. Çünkü herkes birbiriyle bağı çok iyiydi. Yani bir taraftar desteği vardı anlatamam sana. Sahaya çıktık mı zaten biz zaten galibiz. Öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Sen oraya istediğin kadar güçlü bir kadroyla gel. Fark etmiyor. Zaten bir kere 1-0 onlar alıyor maçı. Ondan sonra biz geri kalanı tamamlıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Evet Yani hocam, haklısınız, haklısınız. büyük bir taraftar grubu vardır. Zordur oradan maç. Ama tabii yeni stat demiyorum bak. Eski statta maç alma şansın Tabii çok zordu yani. Atatürk. Orası Atatürk. boğuyordu adamı. Hocam biliyoruz canım. Biliyoruz yani. Hocam bu arada ben de Eskişehirliyim. Az çok anlattığınız şeyleri biliyorum ya. Yani. Bizim de Süper Lig döneminde hangi takım gelirse gelsin buradan şeydi yani. Tabii. Eli boş Ya dönüyordu. çok benzer yapı var biliyor musun? Yani taraftar grupları Evet. birbirine çok benziyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın olsun, Eskişehir'in olsun, Bursaspor'un Onu olsun. da sorayım hocam. Sizin en çok beğendiğiniz taraftar gruplarını sorayım. İşte nasıl ayırt O da aradan edeceksin çıksın. yani? İkisi de çok yani benim şimdi iki tane takımda yani şey olarak taraftar grubu çok üst seviye takımda oynadım. İkisinin de yapıları çok farklı yani. Yani yapıları çok farklı dedim çok benzer pardon. Çok benzer yani sahaya çıktığınızda o taraftar grubu başladım bağırmaya. Tamam iyi akşamlar. Maçı zaten alıyorsunuz. Böyle hocam hani futbolcular anlatıyor ya böyle tam yoruldum diyorum. Tribünden bir ses geliyor. Bir daha böyle şarj oluyorum. Öyle oluyor muydu hocam Tabii. size de? Çok motive ediyorlar ya. Yani çok keyifliydi. Ama tabii futbolculuk bitti ya. Artık üzerinden neredeyse 6 sene falan geçti benim. 7 sene. 5 sene daha. 6 sene oldu herhalde. Aa, çok geç bıraktım orada. 37 yaşında falan bıraktım yani. 37-38 yaşına girerken Bayağı bıraktım. oynadınız hocam evet. Bayağı oynadım ben. Bayağı da başarılarımız oldu Allah'a şükür olsun. Mesela Mersin'e üzülürüm. Mersin İdman Yurdu'nu biz lige çıkarmıştık. Ondan sonra çok büyük bir düşüş yaşandı.
Ona üzülürüm mesela. O da çok iyi bir camiadır. Büyük bir camiadır. Keşke geri Hocam dönseler. herkese soruyorum, size de sorayım. Mersin İdman Yurdu'ndan alacağınız kaldınız mı? Kaldı mı? Sinan Kaloğlu'nun Kaldı, kaldı. kalmış mesela. Son Kaldı iki çok. sene hiç alamamış. Çok kaldı. Benim Anladım hocam. futbolculukta kalmayan param kalmadı ki. Benim bu Gençlerbirliği'nde bir para bıraktım. Tarihinde yoktur. İlhan Cavcav döneminde. İlhan Cavcav döneminde o zamanın parası ciddi bir para bıraktım. Hiç de Valla. sormadım. Bak ben Denizlispor'da bir bıraktığım para bugünün belki 2,5 milyon TL'sidir. Bıraktığım para. Ben hep aslında vefalı bir adamımdır. Yani ben onu diyorum, hocalıkta da Urfa Spor'a çok ciddi para bıraktım. Ama işte ararsınız, sorarsınız başkanı. 2 senelik alacağımı bıraktım mesela. 2 sene. Mesela Balıkesir'e ayrılırken paramı bıraktım. Ya 6 aydan ayrılırken hocam teşekkür ederim dediler. Bir tane maaşımı bıraktım. Normalde bırakır mı hocam? Zaten sen bana git diyorsun. Hem alacağım maaşı bırakıyorum yani. Hem kovuyorlar hem maaş vermiyorlar. Tabii Denizspor'da başkanlar da hocam zaten çok büyük bir para değil Denizspor'da alacağım. Hocam ya bu parayı yarı yarıya düşürür müsün? Düşüreyim dedim. Ne olacak dedim ya. Hani Denizspor'dan değerli mi? Neleri bıraktım? Beşiktaş'ta kaldım hocam. Beşiktaş'ta da kaldı. Bugünün belki 2 milyon, 2,5 milyon yakın parası kaldı. Helal ediyor musunuz hocam Helal peki? olsun. Ne olacak ki? Ya Bütün ben çünkü takımlar için mi Beşiktaş için mi hocam? Helal olsun. herkes için. Anladım. Yani çok büyük para bıraktım. Alan razı veren razı moduna gelmişsiniz hocam, öyle Ya bir anladım. dakikadan sonra niye şey yapacağım ki? Sonuçta giden gitmiş, artık o dönemde bırakmışız yani. Belki de Bursaspor'dan alacağımdan daha çoğunu Beşiktaş'a bıraktım yani. Hocam şimdi Bursaspor taraftarları şunu sormamı istiyorlar. Bursaspor transfer tahtasını açmalı mı, açmalı mı? Açmalı mı, açmamalı mı? Siz de Açmamalı. o devam etmeli değil mi yani bu Devam etmeli. şekilde? Zaten paralı yok. Neyin transferini Hocam açacaklar? şöyle bir iddia var. İki tane futbolcu satıp transferin açılması gündemde Bursa'da, da onun için sordum. Ha, belki hedef olarak playoff'u üstü birazcık zorlarız. Belki oradan belki bir adım atarak ileriz diye düşünüyor olabilirler. O da Ama mantıklı tabii. aşılar tutar mı? Tutar mı şimdi? Gelecek olanlar herkes belki muhtemelen 2-3 tane yabancı alacaklar. Açılırsa. Açılırsa. Bir iki tane Türk alacaklar. Bu çocuklar da arkada yedek olarak bekleyecek. Hocam şu soruyu da sormak istiyorum size. Bu ligde yabancı hoca çalıştırılması yasak. Biliyoruz. TFF 1. Ligde Allah'tan yasak. o yasak ama. Allah'tan o yasak. Ama hocam Yabancı şimdi olsa 6 tane formül yemiş. üretiliyor. Formül üretiliyor. Ben size bilgi vereyim. Şaka Akhisar yapıyorsun. Spor, GKAS'la anlaşmak üzere. GKAS'ı belki sportif direktör olarak, belki oyuncu futbolcu olarak bir şekilde sokmak istiyorlar. Bu konudaki düşüncenizle. Ya şunu söyleyeyim. Olabilir. Herkese saygım var. Bakın bugün ne diyoruz? Belki bugün buradayız ama yarın belki Süper Lig'de, belki başka liglerde hocalık yapacağız. Tamam mı? Benim arkadaşlarım hocalık yapıyor. Allah var. Çocuklar başarılı. Neden gençlere güvenmiyorlar? Neden yabancı hocalar getiriliyor? Neden o menajerler o yabancı hocaları getiriyor? Arkalarındaki şey ne? Akhisar'da şöyle bir durum var hocam. GKS'a borçları var. Transfer tahtasını açmak için imza almak istiyorlar. Ha. Hani elimizin altında dursun, imza versin modeli diye düşünüyorum ben. Peki o ne yapacak? O parayı almayacak mı? Alacak. Alacak hocam. Hem borcu alacak hem de antrenörlük maaşını alacak. Ama zaman kazanmış olacaklar. Kulüpler ondan sonra niye batıyor hocam? Kendilerine göre bir mantık yürütmeye çalışmışlardır. Belki de doğru olan budur. Çünkü başka çare bulamıyorlarsa, ciddi bir paraysa, ödeyemiyorlarsa belki de çare olarak bunu düşünmüşlerdir. Ne yapsınlar? Ya İyi biz de saygı şanslarsa. duymak zorundayız tabii de. Hani bu Tabii. ligde yabancı çalıştırılmamasını destekliyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Kesinlikle ya. O zaman şöyle şuna geliyor. O zaman nasıl Türk hoca çıkaracaksın? Aynı şeye geliyor yani. O zaman Türk hoca da Tabii. çıkmaz. O zaman herkes zaten burada, bakın ben size şunu söyleyeyim. Kendi ülkesinde yolda yürüseği tanınmayacak adamlar bu ülkede hocalık yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hocam şöyle bir şey var. Maçın sonunda röportaj veren hoca başka, maçın içinde takımı yöneten hoca başka. Tabii şimdi şu da bir yanlış. Mesela ben kaç senede çalışıyorum. Pro lisans alabilmek için yırtınıyorum. Ama hoca benim. Niye yapıyorsunuz bunu? Ya alan alsın, çalışabilen çalışsın. Yani kaç senedir Şimdi futbol başvuru kendisi. yaptınız, sıraya girdiniz değil mi hocam? Tam olarak durum bu. Vallahi pandemiden şu anda bir sıkıntılar var yani. Açıkçası. Ya öyle çok teknik adam var. Ben başvurdum, sıramı bekliyorum. Zamanı gelince pro lisans alacağız diyen bir sürü hoca var. Siz de A lisansa sahipsiniz değil mi hocam? Ben 5 senedir A lisansım var işte. 5 senedir dedim. 5 senedir takım çalışıyorum. Hala pro lisansının sıraya girmeye çalışıyoruz.
Ama Hocam orada mesela kriterleri doğru bulmuyorsunuz anladığım kadarıyla. ya şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Kimse yanlış anlamasın ama şimdi doğru muydu yani? Mesela bizi A lisansını alabilmek için bir sene işte altyapı çalışacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın diye kurallar konuldu. Bazı arkadaşlarımıza tak diye A lisansı verildi. Onu ne yapacağız? Hocam ısrarla girmeyeyim diye o konuya ama hani bir Niye şekilde de gireceğiz oğlum açılıyor. yani? İsim Yani vermeyeyim. doğru Evet. doğru değil mi? Yani? Doğruları söylemekten çekinmem ben. Anladım. İşte o yüzden takım bulamıyorsunuz galiba hocam. Ya Ya vallahi takım bizi alan buluyorsunuz onlar. da şey takoz konuluyor. He Hayır, bizi pardon yanlış alanlar olmasın. dürüst, namuslu, delikanlı adamlar bizi alıyor. Anladım. Anladım. Hocam Volkan Şen ve Sercan Yıldırım'ı sormak istiyorum. Hani beraber futbol oynadınız. Bu iki oyuncu da neden böyle istenilen seviyeye gelemediler Ya çok sizce? erken yaşta popüler oldular. Bir de çok erken yaşta şampiyon oldular. Volkan aslında istenilen seviyeye geldi. Volkan büyük takımlarda oynadı yani bakıldığında. Bursaspor'da oynadı arkasından. Fenerbahçe'ye gitti, Trabzon'a gitti, döndü Bursa'ya geri geldi. Sonra nereye gitti? Bir daha mı Fener'e gitti? Karagümrük'teydi en son. Sonra Survivor'a gitti hocam Sercan. Volkan'ı mı diyorsunuz? Volkan Volkan. Adana Demir'deydi. Ya ondan sonra diyorum yani sürecini iyi geçirdi. Allah'a şükür kendine göre iyi de kazandı. Evet Sercan olayı biraz. Ben Sercan çok yetenekli bir çocuktu ya. Yani ben ona çok Hocam üzüldüm. o Rusya'ya gidemedi ya. Ondan sonra bir kırılma anı oldu orada. Rusya'nın kapısından döndü bir Rus kulübünün. Ya o değil mevzu. Galatasaray'a gitmesi çok erken oldu Sercan'ın. Yani birazcık da o alemi de seviyordu ya sanki. Seviyordu biraz. Yani futbol dışına fazla takıldı o zaman hocam. Olabilir. Çok fazla dışarıya kafayı verdi yani. Vallahi hocam önümde çok soru var. Hangisini sorsam diye düşünüyorum. Sergen Yalçın da sorayım hocam. Nasıl Sor. buluyorsunuz? Yani işte bundan 8 hafta önce bir televizyon programına çıktığımda şunu söyledim. Hocanın kaderini belirleyecek bir maç dedim. Bu maçı kazanması lazım. Kazandığı takdirde bir ivme yakalarsa onun açısından çok önemli olacağını düşünüyorum dedim. Ve aynen de öyle oldu. Yani o maçı yenilse belki de bugün ne liderlik pozisyonunda olurdu ne de Sergen Hoca Beşiktaş'ta belki de kalmayabilirdi yani. Ama işte futbolda böyle bir şey var. Yani belki bir iki hafta sonra gideceğiniz ortamda bir bakıyorsunuz lider olmuşsunuz. O sıra isyan ediyor yani istemeyen oyuncular alamadık bilmem ne derken çat 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 gitti yürüdü gitti yani. Siz öyle söyledikten sonra Sergen Yalçın hocamız 6 galibiyet bir beraberlik aldı. Aynen öyle. Beraberlik de Hatay Spor deplasmanı yani gayet makul bir mantıklı bir beraberlik yani. Evet. Hocam şampiyon yapabilir mi Beşiktaş Sergen Yalçın? Yapar. Yani daha önce bir şampiyon olmadı. Onun için soruyorum hocam. Yani o Ya tecrübe şimdi ya. Erol Bulut nasıl Fenerbahçe'yi şampiyon yapabildiğinin etkisi varsa ki inanılmaz bir kadrosu var. Sergen Hoca Erol Hoca'dan daha tecrübeli. Ama Galatasaray'ın handikapı ne hocam şampiyonluk yolunda? bu sene Galatasaray ön bölgedeki istediği performansı yakalayamadı bence. Yani forvet hattındaki oyunculardan istediği verimi alamadı. Falcao, Cagne. Yani bir tanesi kırmızı kart görüyor. Bir tanesi artık onunla elemiş, eleğini asmış gelmiş buraya. Üzülüyorum da yani o kadar para verildi. Milyon eurolar verildi yani. Ama bu sene her şeye rağmen mesela şu maçı kaybetmesi her şeye rağmen yine kafada olacak bir takım görüntüsünün içerisinde. Bu maçı kaybetmesi büyük ve onlar için dezavantaj oldu. Bir sürü olaylar çıktı. Fatih Hoca'nın işte üzgün olduğu noktalar çıktı. Bilmem ne falan filan. Ama bu sene bana Muslera'nın göre olmaması da hocam. bu sene bana göre olay Fener'le Beşiktaş arasında geçecek gibi geliyor bana. Hocam Alanya'dan Tunahan demiş ki Galatasaray'ın atıcı ve tutucu sorunu var demiş. Yani alanıyla tutanı. Atanıyla tutanı iyi değil. Yani Muslera yok Güzel, kalede. güzel söylemiş. Yani ben doğru şey önü söyledim, o arkayı söylemiş. Kalecide de sıkıntı ya hocam. Bir an önce gelsinler Onu diye diyorum. dua ediyorlar. Onu diyorum yani. Evet, Öyle hocam. biraz sıkıntı var. Hocam Ozan Tufan, siz Bursaspor'da oynarken altyapıda mıydı? Efendim? Ozan Tufan'la oynadınız mı hocam? Siz altyapıdaydı galiba sizin Yok, benim herhalde zamanlarda. zamanında altyapıdaydı ya ben görmedim hiç. Görmedin değil mi? Şimdi Premier Lig'e transferi gündemde hocam. Sizce Ozan Tufan Premier Lig yapar mı? O inan ben bir futbolcu için asla gitmeden orada görmeden yapan bir şeyleri yapar ya yapmaz diyemem. Yani denenmeden olmaz hiçbir şey hayatta. O fiziğe sahip bir oyuncu çünkü. Ama potansiyeli var değil mi hocam? Premier Lig için. Yani işte inan gittiği takımla da alakalı biliyor musun? Ne bekledikleri önemli yani.
Yani 10 milyon euro falan, şey 10 milyon euro konuşuluyor hocam. Bu parayı veren bir takım illaki iyi bir geri dönüş bekler diye düşünüyorum Ya yani. şimdi bakın orada oraya giden oyuncular, bakın size net bir şey söyleyeyim. Benim işte oyuncularımla görüşüyorum yurt dışında oynayan. Biz mesela antrenman yaptığımız çocuklar işte bir saat sonra başlıyor dilleri dışarıda, hocam ya hala koşacağız mı, işte hala idman mı var? Orada 2-2,5 saat, 3 saat antrenman yapıyorlarmış, biliyor musun? Yani Evet. buradaki sistemle oranın şeyi çok farklı. Yani Türkiye'deki. hocam burada yaklaşık futbolcular 30-35 dakika koşuyorlar bir maç içinde. 60 dakika ya oyun duruyor ya yürüyüş halindeler. 30 dakika şey koşuyorlar. Tabii Premier Lig'de bu mesela süre çok yüksek. ya benim mesela bundan sonraki süreçte Allah nasip eder bir takıma çalışırsak benim oyuncularım 90 dakika değil, 180 dakika değil, 200 dakika koşabilecek kapasiteye ulaştıracağım bunları yani. Bunu hedefliyorum. Çünkü 90 dakika bir futbolcuya antrenman planlarsan 90 dakika çıkaramazlar. Anlatabiliyor muyum? Hocam siz Beşiktaş'ın eski sağ bekisiniz. Mevcut sağ bek Rozier var ya, onu soruyorlar. Beşiktaş taraftarlarında falan var. Çok Rozier performansını. enteresan tempolu, coşkulu bir oyuncu. Bakıldığında hücum anlamında inanılmaz işler yapmıyor. Yani bizim dönemimizde çok hücum istendiği için bize sürekli git gel yapmaktan yoruluyorduk. Şimdi bu oyuncunun öyle bir özelliği yok ki, yani her dakika çıkayım geleyim, çıkayım geleyim. Yani mevkisinin şeylerini iyi yerine getiriyor. Şimdi işler iyi gittiği için, bakın unutmayın bunu yalnız. İşler Evet. şu anda iyi gittiği için. İşler tersine dönerse bu sefer başlayacaklar, bu ileri çıkmıyor, bir tane gol attırdığı yok, orta yapmıyor falan filan yani. CV'si zayıf diyecekler hocam mesela. Hani Bu nerede kadar. oynamış, ne yapmış falan diyecekler. Valla bu şekilde hocam. Ömer Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatayspor'da çok başarılı işler yapıyor. Bugün de ligde 5. sıradalar. Evet, Eski takım gurur arkadaşınız. duyuyorum arkadaşım. Ben her zaman arkadaşlarımın, gençlerin, bizler gibi olanların başarılı olmasını isterim. Seviniyorum yani bunun adına. Ömer Erdoğan. Hatayspor bir Avrupa Kupası yaparlar mı hocam? Siz inanıyor Ya musunuz? Ya belli ben olmaz. Ya inanıyorum şimdi da. ikinci yarının nasıl geçeceğini bilemezsiniz. Biraz zor bir süreç başlıyor. İkinci yarı takımlar daha çok zorlarlar. Hocam Şanlıurfaspor'u konuştuk biz ama Urfasporlar hala bana tepki gösteriyorlar konuşmamışız gibi. Hani Şanlıurfaspor'la ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyin, çünkü bence Ben konuştuk yani. söylediğim söyledim zaten. Şanlıurfa bizim canımız ciğerimiz ya. Orayı çok Bir gün seviyorum. teklif gelse yeniden çalışır mısınız diye Urfalılar soruyor hocam. Şimdi hoca var ya, niye teklifin? Ya ben Urfaspor'la görüştük biz. Yani bazı şeyler istediğimiz seviyede değil. Ya yani benim hedeflerim farklı yani. Yoksa ben Urfaspor'u sevdiğim kadar hiçbir yeri sevmiyorum yani. Hocalık Şimdi olarak. hocam Şanlıurfaspor 16 haftada 5 teknik direktör getirdi. Siz teklif aldınız mı? Şanlıurfa'da neden istikrar sağlanamadı diye bana özelden mesaj gönderdiler. Gerisini siz düşünün. Birinci zaten Artık sezonu bana özelden ulaşmaya başladılar hocam. Yani artık işte farklı yerlere gitmeye o zaman başladılar şöyle deposunda. söyleyeyim, güzelce anlatayım olayı. Birinci sezona biliyorsunuz küme düşme küme düşmüş halde başladılar ama sonra kurtarıldı federasyon tarafından. Sonrasında maddi olarak çok büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları aşmak için ben başkan kadar çalıştım diyebilirim yani. Burada hocalığı çalışmadığım süreç içerisinde başkan beni arıyor, ben futbolcu arıyorum. Oğlum diyorum, indirim yap, şunu yap, bunu yap. Bu arada Urfaspor'a da yaklaşık 400 bin lira yakın paramı bıraktım mesela. Yani sana daha anlatsam neler var da. Ondan Hocam sonra siz ama burada var ya böyle evladiyelik para bırakmışsınız. Ben bugün onu öyle, anladım ya. keşke bu paraları alıp da işte fakir fukaraya, işte yetimhanelere dağıtabilselerdi benim adıma. Yani o kadar çok para bıraktım ki. Çünkü benim parayla pulla bir yerden sonra işim olmuyor yani. Benim derdim futbol. Ben futbol aşığı bir adamım. Tek hedefim ileride bu şampiyonluklar yaşayan bir hoca olmak. Yoksa paralar, pullar, bilmem neler. Bunlar insanları bozan şeyler ya. Ne olur yani. Jetle, uçakla her gün gezsem ne olur yani. Ben sonuçta evde yemeğimi, kuru fasulyemi, pilavımı yiyorum. Mutluyum yani. Vallahi hocam hak ediyorsunuz da yalan değil. Yani bu benim şahsi görüşüm. Sonuçta bir Anadolu takımıyla şampiyonluk yaşamış bir isimsiniz ve böyle başrollerden birisiniz benim gözümde. Yani böyle arka planda kalan bir isim de değildiniz. Yani her maç oynuyordunuz benim hatırladığım. 14 tane en çok oynayan oyuncuydum ben. 30 30 zaten o sene Osmanlı Spor muydu? Bir takımın şeyi vardı ya, hani maçlar oynanmıyordu. İki maç oynanmıyordu hatırlarsan. 32 maç oynanıyordu yani toplamda. Ben 31 maç oynamışım. Bir maç ceza alırdım.
Hocam izleyicilerimiz hemen böyle muhasebeci gibi hesaplamışlar. 10 milyon civarında bir para Aşağı bırakmışsınız yukarı herhalde siz. o kadar para bırakmışımdır piyasaya. Valla hocam Gaziantep FK'yı sorayım. Sumitika ile olay bir ayrılık oldu. Orada da oynadınız ama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ydi galiba hocam, değil mi? O Aynen zaman orada ismi. takım kaptanlığı yaptım ben 6 ay oynadım. Gaziantep FK. Ben geçen Gazişehir dediğim için eleştiri aldım hocam. Gaziantep Futbol Kulübü. Bu sene neler yapabilir sizde? Bir Portekizli veya bir İspanyol hocayla anlaşmışlardı. İsmini şimdi bulur söylerim. Gaziantep FK hakkındaki düşünceleriniz neler hocam? Çok başarılı ilerliyorlar. Şimdi kimle anlaştılar? Valla söyleyeceğim hocam ismini. Şimdi biraz zor bir isim. Ben Futbolculukta Göztepe'nin efsane. Ünal Karaman'la anlaştığını duydum. Doğru mu bilmiyorum. Hocam Rizespor'un görüşüyorlardı. İlk onunla görüştüler. Sonra böyle birkaç isimle daha görüştüler ama Ünal Karaman'a tekrar döndüklerini duymuştum ben de ama son Sumitika durumu biliyorsun. ben de bilmiyorum. Rizespor'la anlaştı biliyorsun değil mi? Hocam görüşüyor diye haber çıktı ama anlaştığı ben sizden duyuyorum. Yani Ha, Ünal ben Karaman da de sizden öyle duydum. haberler okudum. Rizespor'la. Ya Hı, ben şey, şahsi şu an fikrim. hem Göztepe'nin hem Rizespor'un anlaştığı hocalar resmi olarak duyurulmadı hocam. Böyle Ha, okey. dedikodu boyutunda. Anladım. Yani Belli olmaz. Yarın bir gün Sumitika, Rizespor. Rizespor, Ünal Karaman, Göztepe Anladım. Hayırlısı konuşuluyor. ya. Şey. Yani ama Antepli tabii ki formasına gittiğimiz takım kaptanlığı yaptığım bir yer. Başarılı olmasını her zaman isterim. İyi de yapıyorlar. Bir tanıdığım oyuncular da var. Bir iki tane beraber oynadığım oyuncu da var. Seviniyorum onlar adına ya. Devam etmeleri lazım. Şeyi de bulacağım şimdi hocam. Gaziantep FK'nın yeni hocasının ismini. Tabii dün bayağı bir Mesut Özil paylaşımı olunca altlarda kaldı. Hocanın ismi de Ricardo Sapinto. Ha bir Ricardo Sapinto. Portekizli hocamız. gene Portekiz'den bir hoca. Evet, o oyun yapısı biraz şeye benziyor mevzuyu. Yani gene yabancılar başladı gelmeye. O Nuno Gomes'li jenerasyonun en iyi oyuncularından birisiymiş hocam. Bugün bir yerde okumuştum. O Yani süreç gördüğünüz gibi işte bir dönem Türk hocalar vardı. İşte güvenenler, yeni nesle güvenenler aldı hocalarını. Gene güvenmeyenler aman biz başarısız olursak bizi suçlarlar korkularıyla yine yabancı hocalara milyon euroları verip değerlendiriyorlar yani. Hocam size çok net bir soru sormak istiyorum. Mesut Özil Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir mi? Yapar mı? Daha doğrusu yapabilir mi? Geniş zaman oluyor. Yapar mı? Yani şimdi Mesut'un futbolculuğunu konuşmamız doğru olmaz. Tabii ki. Şimdi adam bize biz konuştuk mu şunu der kardeşim siz bir geçmişe benim kariyerime baktınız mı der. O Tabii ki kariyerle hocam. alakalı ama bakın futbolda şöyle bir şey vardır. Kariyer daha önceki yaptıklarınızdır. Doğru değil mi? Evet. Sahaya çıktığınızda kariyeriniz sizi oynatmaz. Ben futbolcuyum bunu söylerim yani. Ben de birçok takımda oynadım ama sahaya çıktığımda o takımın formalarıyla oynamıyorum. Şu andaki sahada o takımın formasıyla oynuyorum ve yaptıklarım şu andaki takım üzerinden yapılanlardır. Evet. Vallahi hocam. O yüzden de Mesut'un daha yeterli olmadığı söyleniyor. Bu sene için tamam önümüzdeki sene de var bu. Yani daha biraz gidecek, çalışacak bilmem ne biliyorsun. Daha antrenman yapacak. Hemen pat diye oynamayacak ama Fenerbahçe zaten çok iyi kadro ki. Ya hocam hani biz böyle toplamayı seven bir toplumuz ya hemen Hacı mı Mesut mu ya da Sergen mi Mesut mu falan karşılaştırmaları yapılmaya başlandı bile. Evet. Mesut bir oynasın değil mi hocam? Bir takıma neler kazandıracak? Belki Mesut Özil seneye Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ve gruptan çıkacaklar. Çok iyi sonuçlar alacak. O zaman bu karşılaştırmaları yaparız değil mi hocam? Sevgili Tabii ki. hocam. Aynen. Oynamadan Ama hiç kimse. Bursaspor'lar da soruyor. Bataja mı Mesut mu diye hocam. Nasıl? Batalla. Bataja var ya Ya Bursaspor'da. şimdi Bursasporlar da bana öyle bir soru soruyor ki yani şimdi benim Mesut deme şansım var mı? Gerçekten Bataja'da şimdi bakın karşılaştırdığınız oyuncular çok farklı. Tabii ki hocam. Yani Bataja bir Arsenal Real Madrid yapmadı. Yani Keşke onu demek yapsaydı istiyorum ama. şimdi. Ama Bursaspor'da iyi işler yaptı. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama mesela yarın bir gün oradan gidip Bursa'dan gidip bir kenara Galatasaray'a belki o işleri yapamayabilirdi. Ama gitmedi işte hocam. Bursaspor'lar da onun için Doğru çok onu seviyor. yaptı.